Fiyatları düşürür mü sizce? Ne fiyat? Ev kiralarını. Yok, onlar düşmez. Biraz kiralarda düşüş olabilir. İndirim olur belki. Kira fiyatlarını, ev fiyatlarını düşüreceğini tahmin ediyorum. Ya düşebilir, neden düşmesin? Burada İzleyip mesela göreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde TOKİ Sosyal Konut Projesi'ni açıkladı. Proje kapsamında dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Peki bu durum fiyatları nasıl etkileyecek? Aydınlı vatandaşlara sorduk. Valla dar gelirli eğer öyle bir şey olursa tabii ki dar gelirler için iyidir yani. Uygundur ama bilmiyorum yani. Şimdi. Siz Aydın'da mı yaşıyorsunuz? Aydın'da yaşıyorum. Buradaki bir kira mı yoksa eviniz mi var? Valla ben geçen sene ufak tefek bir şey aldım. O da bankada para aldım. Şu anda öyle ödüyorum yani. Nasıl fiyatlar Aydın'da, kira fiyatları, ev fiyatları? Valla uçtu gittiler her yerde yani şimdi. Ne desem yanan oldu. Yani Aydın'da bir TOKİ projesinin olması buradaki fiyatları düşürür mü sizce? Valla tahmin etmem yani. Tahmin etmem yani. Çünkü her şey başını almış gidiyor yani. Harika bir proje. Güzel mi? Çok güzel. Siz Aydın'da kirada mı oturuyorsunuz yoksa eviniz mi var? Kendi evim. Kendi eviniz var. Aydın'daki fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok pahalı. Peki bu proje Aydın'da TOKİ olsa fiyatlar değişir mi sizce? Bu ekonomik boyut çok farklı bir şey yani. Yani orada İzleyip mesela göreceğiz. Çok iyi bir şey. Halka bir yardım gibi bir şey bu. Yani güzel. Peki, Aydın'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Burada kirada mı oturuyorsunuz yoksa kendi eviniz mi var? Kendi yerim var. Nasıl fiyatlar peki sizce Aydın'da? Fiyatlar çok yüksek. Bu proje Aydın'da olsa, TOKİ projesi, fiyatları nasıl etkiler? Vallahi pek sanmam yani. Etkilemez mi? Etkilemez tabii ki. Şimdi 150-200 lira alınan daireler bugün aşağı yukarı 7-800, 1 trilyon üstünü fırladı her şey. Şimdi burada ucuz konut düşünce kadar halk bunu yönelecek. Yine fakir fukara yine kirada sürünecek. Fiyatlar zaten Türkiye'nin her tarafında uçuktur. Şu anda ben emekli memurum. Ben emekli olduğu zaman ev aldım. Ama şimdi benim oğlumla gelinim ikisi de öğretmendirler. İkisi ev kiralarını ödeyemiyorlar. Durum tamamıyla vahimdir. Peki TOKİ Aydın'da olsa böyle bir proje, Aydın'daki diğer kira fiyatları düşer mi? Tabii düşer. Proje güzel ama ilerisi gelmez. Bizim Cumhurbaşkanımız her dediğini yaptı. Bunu da gerçekleştireceğine cani gönülden inanıyorum. Ev sahibi olanlara da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Peki Aydın'da sizin eviniz mi var yoksa kirada mı oturuyorsun? Hayır, kendi evim var. Allah şükür olsun. Fiyatlar nasıl Aydın'da? Ev fiyatları ama bir senedir, bir buçuk senedir uçtu. Fiyatlar yüksek. Uçtu yani. Evet. Peki TOKİ projesi Aydın'da olsa, evet, Aydın'daki diğer evlerin fiyatları nasıl değişir? Mutlaka şöyle bir laf vardır. Ak köpeğin koyun pazarına zararı vardır derler. O açıdan kira fiyatlarını, ev fiyatlarını düşüreceğini tahmin ediyorum. Vallahi çok güzel olur bence. Olur mu? Projesini güzel yaptıktan sonra çok güzel olur. Millet yardımlanır. Peki siz Aydın'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Kirada mı oturuyorsunuz evet yoksa? Kirada oturuyorsunuz. Nasıl evet Aydın'da fiyatlar? Fiyatlar yerine göre değişiyor. 2000 lira var, 3000 lira var. Hani evine göre değişiyor. Peki Aydın'da böyle bir projenin olması, TOKİ projesinin olması fiyatları nasıl değiştirir? Güzel, indirim olur belki. Biz de öyle düşünüyoruz. Son zamanlarda hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın vaat ettiği şeylerde olumlu çok az şeylerini gördüm. Aynen piyasadaki bütün şeylerin fiyatlarını indireceğiz dediği gibi, inmediği gibi. Bunun da bir hayal ürünü olduğunu zannediyorum. Gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Eğer gerçekleşirse, gerçek sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine ulaşırsa güzel bir proje. Ama ben ulaşacağını zannetmiyorum. Dar gelirli vatandaşlar için bence iyi. Ya proje güzel bir şey. Tabii evsiz vatandaşlar ev sahibi olacaklar sonuçta. Emeklisi olsun, dul yetim olsun. Bunlar güzel bir şey. Aydın'daki evlerin fiyatları düşer mi? Ya düşebilir. Neden düşmesin? Bir zamanlar TOKİ yapıldı. Biraz tabii fiyatlar o zaman düştüydü. Yine yapılacaktı, vazgeçtiler. Neden vazgeçildi? Yani yapılsaydı, hatta bir tanesi de benim baldızım gitti kaydoldu. Geri parasını geri ödediler ona. Neden? Yapılmıyormuş. Neden yapılmıyor?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin hayata geçmesiyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da emlak fiyatlarının düşeceğini savunan bazı vatandaşlar olduğu gibi bazı vatandaşlar bu projenin gerçekleşmeyeceğini ve sadece bir seçim vaadi olduğunu düşünüyor. Projenin ilgili sadece halkı aldatmaktan başka bir proje değildir. Şu anda sadece insanları kandırmakta seçime doğru gittiğimiz için bu sadece popüler bir şeydir. Bu da seçim yardımı tabii. Önemli olan vatandaşın karnını doyurmak. Vatandaşın karnı doyarsa her şey olur. Biz yaptık oldu demekle olmuyor bu işler.